Bu videoda görünümü döndürmekten ve görünümü sıfırlamaktan bahsedeceğim. Bunun için en başta el arayüzümüze geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve görünümü döndür aracına geliyoruz. Bunu R tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi görünümümüzü döndürelim. Görünümü döndürdükten sonra herhangi bir işlemi yapsak da ESC'ye bastığımızda tekrar eski haline dönecektir. Dönüş açısını mouse'umuzda verebildiğimiz gibi üstte dönüş açısı kısmına gelip dereceyi yazarak da belirleyebiliriz. Buradaki tek koşul eksi 180 ile 180 arasında bir sayı girmenizdir. Diğer dereceleri, diğer sayıları kabul etmiyor. 360 dereceyi bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Enter'a bastığınızda dönüş açısını belirlemiş oluyor. Görünümü sıfırlaya tıkladığımızda da görünümü sıfırlayacaktır. Şimdi tüm pencereleri döndürmeyi görelim. Bunun için üstte tüm pencereleri döndüre tıklıyoruz ve görselimizi döndürmeye başlıyoruz. Diğer sekmeler için de görünüm aynı şekilde döndürüldü. Buradaki görünümü döndürdüğümüzde de diğeri değişecektir. Görünümü sıfırlaya bastığımızda her iki sekme için de görünüm eski haline geri dönecektir. Ama sadece bir sekmede görünümü değiştirdikten sonra ESC'ye basarsak diğer sekmede görünüm sıfırlanmış olmayacak. Bütün sekmeler için görünümü sıfırlamak istiyorsak sadece bu butonumuzu kullanıyoruz. Görünümü döndürme işlemi bu şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere.